Normalde benim burada sayfayı açtığım zaman da sayfayı yenilediğimde burada görseller var çünkü üzerine gelince görebiliyorum. Görebildiniz mi? Hatta sağ tuşa tıklıyorum. Bu görseli açabiliyorum da. Görsel de geliyor. Ama sayfamın içerisinde bu görsel gözükmüyor. Çünkü çok enteresan bir şekilde Get Bootstrap karuselde muhakkak ilk objenin şuradaki aktif kısmının eklenmiş olması lazım. Salakça ama bunun eklenmiş olması lazım. Diyor ki hangisinin aktif olduğunu bileyim. Aa, aktif değilse sen yok. Yani ilkine sen koy. Normalde bunu şeyde çözmüş olmaları gerekiyordu. Yani sanki öncekilerde bu böyle değildi diye hatırlıyorum. Neyse bu aktifi koymam lazım ama ben buraya aktif diye koyacak olursam da yine hiçbir şey fark etmiyor. Şundan dolayı fark etmiyor. Burada bu sefer hepsi aktif oluyor. Bakın şurada hepsi aktif oluyor. Aa geldi bu arada. Geldi ama bir sonrakine geçemiyorum bu sefer. Çünkü hangisi ne geçeceğine karar veremiyor. Bir tanesinin aktif olması lazım ki diğerlerini silsin. Ona göre kendisi eşleştirsin. O yüzden ben diyorum ki gideyim for loop'un içerisinde counter 1 ise yani ilk obje ise o zaman buna aktif koyayım. Tamam. Bunu yapabilmek için de buradaki for loop'un counter'ını aldım. Ve dedim ki şunu sildim. Sonra for loop'un counter'ında eğer ilk gördüğün değer 1 ise ki 1 ne demek burada? İlk gördüğün değer demek. İsterseniz bunu sıfırdan da başlatıp sıfır da diyebilirdiniz. Şöyle yazsaydınız. Ama çok da önemli bir şey değil. Neyse bunu dedikten sonra artık ben şunu yapabiliyorum. Hadi. Diyorum ki 1 aktif olacak. Böylelikle ilk aktif olacak, diğerleri aktif olmayacak. Şuradan da bakacak olursanız şu anda burada hepsi aktif, aktif, aktif diye gözüküyordu. Ama şimdi yenilediğimde sadece bir tanesi aktif. Ve buradan ben değiştirebilmeliyim ama değiştiremedim. Niye? Kaydetmedim galiba. Evet, kaydetmemişim çünkü. Ondan sonra artık değiştirebiliyorum. Yani bu sorun Django ile alakalı bir sorun değil de normal karuselin kendisiyle alakalı bir şeydi ama benim bunu çözmem gerekiyor ve bir tanesini aktif demem lazım. For'un içerisine döndürüyorum. Hangisini aktif diyeyim? Benim seçtim. Herhangi birisini aktif diyeyim. O yüzden de birinciye aktif dedim ve birinciye aktif dedikten sonra bu sorunu çözdüm. Nasıl çözdüğümü anlayabildiniz mi? Anladım ben demiş. Evet demiş Melike. Yani ben ilk ama yine fotoğrafları bulamıyor derken Şaip tam olarak çözemedim ben. Neyi bulamıyor? Windows'ta mı bulamıyor? Gökhan sen mesela şu an yapabiliyor musun? Geliyor mu? Ha? Karusel mi? Evet karusel. Hocam şimdi bak şimdi. Tamam. Boş karusel çıkıyor demiş. Peki burada şunu soracağım. Bir, senin medya klasörün var mı? İki, medya klasörün içerisinde bu dosyaların var mı? İlk önce buradan başlayalım cevaplamaya. Var. Evet demiş. Bende mesela karuseller orada bilmem ne bilmem ne bilmem ne diye gözüküyor demiş. İyi de İrfan biz burayı düzeltmiştik. Şöyle. Birincisi bunlar varsa ondan sonra for loop'u eklemeniz lazım. For loop'u da şuydu. Dedim ki imajın altındaki her şeyi item olarak çağır dedim. Ve burada da imajın source kısmına sonuçta imajın source kısmı gelmesi gerektiği için item'ın altındaki, item'ın içerisindeki, cover imajın içerisindeki URL kısmını al ve buraya koy dedim. Ve end for'la da buradaki for döngüsünü kapatmıştım. Şurada tabii ki bir if var. Bu if'in olmasının sebebi de bir tanesinin aktif olması gerekiyor. O yüzden de burada if eklemiştim. Bunu yaptınız mı? Herkes bunu yazdı mı? Çalışan var mı bu arada? Benimkisi çalışıyor, benimkisi çalışmıyor diye yazar mısınız? Urels.py'de ha tamam. Evet belki ondan dolayıdır. Urels.py'nin içerisinde bir şey eklemiştim ama ben şöyle yaptım. İlk önce bunu nasıl bulduğumu göstereyim. Çünkü önemli olan bunu nasıl eklediğim değil, nasıl buldum. Geldim. Neydi aradığım şey? Urels'ti değil mi? Django Urels'ti. Sonra Mediafires dedim. Aynen böyle yazdım. Ve burada topic kısmında, files kısmında dikkat edecek olursanız altta Media URL ve Mediafires'in nasıl ekleneceği yazıyor. O yüzden de
Yören patent dedim. Gelmiyor mu? Burada yokmuş. Hatta yörel patent diye yazalım. Ondan sonra şurada var, static files'ın içerisinde. Medya diye baktığımız zaman şu ikisini eklemen lazım diyor. Ekranım geliyor mu bu arada? Tamam. İlk önce bu ikisini eklemen lazım. Bu bütün ayarları import edebilmen için gerekli. Yani bütün ayarları buradan artık çekebiliyorsun. Ve statikle birlikte diyorsun ki settings'in içerisindeki medya URL'i al. Document root olarak da settings'in altındaki medya root'u al diyorsun. Bu şekilde artık statik dosyayı çeviriyor ve senin görebilmeni sağlıyor. Bu özellikle debug için gerekli bir şey. Development ortamında gerekiyor. Tamam. Gördünüz mü? Orada yaptığım şeyi. Yine yörel standart açayım. Şuraya ekledim. Ve şuraya ekledim. Aynı zamanda şuraya da yazalım. Okey. Kimlerde geldi bu arada? Karusel. Kimlerde karusel geldi? Yani kimler karuseli gördü? Yok mu kimsede karusel şu anda? Gökhan? Hocam güvenlisi de kaldım ben biraz. Tamam, yörelsi de açtım bu arada. Sorun nerede arkadaşlar? Şuayb çalıştı demiş. Başka çalışan var mı? Veyahut da çalışmayanlar kimler? En azından bir respons verin ya, ne olur. YouTube'da şikayetçi olacağım sizden ona göre. Not found demiş. Not found diyorsa yani medya klasörün var mı? Karusel klasörün var mı? İlk önce oradan başlayalım. İrfan, medya klasörün var mı ve içerisinde? Onlar tamam hocam, resimler içerisinde. Tamam, adım adım gidelim. Settings'te bu ekleme, şu kısım ekleme. Evet, sonra devam edeyim. Yörel kısmında isterseniz şöyle yazın. Böyle yazmak istemiyorsanız. Ondan sonra yörel patten artı eşittir. Böyle yazın. Aynı anlama taşıyacak. Hatta şunu da aşağıya alayım. Böyle. Yusuf Karadağ çalıştı demiş. Ha, artı eşittir artı yazmışım orada şuraya. Bu kısım yok, ekliyorum demişsin. İşte bu kısmı eklememiz gerekiyor. Şu sanki bana daha okunaklı geliyor böyle yazınca. Böylelikle ne yaptığımı biliyorum. Çünkü bunu daha sonra şey diyeceğiz. If settings'teki debug varsa sonra bunu çalıştır diyeceğiz büyük bir ihtimalle. Böyle yazabileceksiniz.
Ama ben şimdilik normal yazayım. Tam Yusuf çalıştı demişti, Şuayb çalıştı demişti. Settings'e bakabilir miyiz hocam demiş Gökhan. Settings'i açtım. Şu ikisinin, mavi olan ikisinin ekli olması lazım. Sen de ekle mi Gökhan? URL'sini de tekrar açıyorum. URL'si tamam mı? Tamam. Çalışıyor mu orada Gökhan? Bu kısımda tamam demişsin. Peki bu kısımda tamamsa o zaman geriye kalan tek şey karuselin içerisindeki yazdığınız şeyler olacaktır. Şu kısmın doğru olması gerekiyor. Run server'da normal çalışıyor. Dehşet. Tamam. Peki geliyor mu? Bir de onu da yazın. Yani karuseliniz geliyor mu? Arkadaşlar geliyor veyahut da gelmiyor karuselde yazabilir misiniz? Melike geliyor demiş. Artı bir derken Şuayb geliyor artı bir mi gelmiyor artı bir mi? Geliyor yani. Peki. Hah çözüldü demiş. Mutlu olduk. Alperen geliyor demiş. Harikasınız. Tamam. Burada önemli olan şey şu. For loop'un en güzel özelliklerinden bir tanesi bence counter. Bu counter özelliği çok işinize yarıyor. Çünkü siz birincisi mi, ikincisi mi, üçüncüsü mü diye bakmak zorunda kalabiliyorsunuz bazen. Biraz önce hiç ben burada bunu kullanmayı düşünmüyordum ama direkt karşımıza böyle bir sorun çıktı. Ve ilk karusel objesinde item'ın aktif olarak yazılması gerekiyormuş. Bu sorun Django ile alakalı bir sorun değil. Ama sonuçta benim bunu çözmem gerekiyordu. Çözmek için ne yaptım? Gittim ve karuselin kendisine baktım. Yani ilk yaptığım şey şu oldu. Buraya medya geliyor mu diye baktım. Şuradaki görseli görüyorum ya sağ taraftaki. Hatta sağ tuşa tıklayıp yeni pencerede açtığınca sadece görseli açabiliyorum ya. O zaman benim projem çalışıyor demektir bu. Benim projem çalışıyorsa sorun Django ile alakalı bir sorun değil artık. Başka bir sorun var. O başka bir sorunun ne olduğunu da araştırırken ya JavaScript ile ilgili bir sıkıntı var. O zaman benim şuna bakmam lazım. Şuradaki konsol kısmında bir hata alıyor muyum diye bakmam gerekiyor. Hata da almıyorum. Allah Allah diyorum. Sonra karusel kısmında şuradaki aktifi görünce ya acaba aktif mi yazmam lazım deyip hatırlayacak olursanız şunu yapmıştım. Bunlardan bir tanesinin aktifini sildim. Sildikten sonra şunun da aktifini sileyim. Bakalım. Sildikten sonra yine gitti gördüğünüz gibi. Gidince yine açamadım. Açamayınca bir tanesine geldim dedim ki bari o zaman ben elle yazayım bunu kontrol etmek için. Elle yazınca çat diye geldi. O zaman benim aktifi eklemem lazım. Ama aktifi eklersem iki tane eklerim. İki tane eklersem olmayacak. Yani for'la birlikte eklediğim için iki tane olacaktır. Bir tanesi olmasını istiyorsam for loop'un counter'ın ilkine yazayım ki olay kapansın dedim. O yüzden de eğer for loop counter 1 ise ondan sonra aktif yaz ve olayı kapat dedim.
Böylelikle şurada bir yerlerde neredeydi? Hatırlamıyorum. Şöyle yazmıştık. Django templates yazmıştık ve Django templates yazınca şurada built-in tag'lerin içerisinde for'u arattık ve for'un içerisinde zaten direkt olarak yazıyordu. For'da nelerin nasıl kullanılacağı. Şu kısımdan da for'un özelliklerine bakabiliyoruz. Burada for'un mesela first'ün mü diye sorabiliriz. Burada yani counter 0 demek yerine şunu da sorabilirdik o zaman. Madem öyle. Burada true mu diye sorabilirdik. Ve büyük ihtimalle bu true diye dönecek. Gördüğünüz gibi yazıyor zaten yanında. Ve yine aynı sonucu elde etmiş olacaktık. O yüzden de sayfayı yenileyecek olursam yine gördüğünüz gibi slider'ım çalışıyor. Çünkü first true dediğim için bu arada daha da okunaklı olmuş olabilir. For loop'un first'ü ise eğer bu true ise yani ilki ise o zaman aktif yaz deyip olayı bu şekilde de yapabiliriz. Tamam. Var mı soru burada? Neler yaptığımızı hatırlayalım. Settings'in içerisinde muhakkak media URL'sin yazması gerekiyordu. Onun dışında debug'da çalıştığımız için debug'da media URL'in statiklerin içerisine eklenmesi gerekiyor. Şu anda bu eklediğimiz şey aslında arkadaşlar, şuradaki URL kısmına eklediğimiz şey normalde eklenmemesi gereken bir şey. Yani normalde eklenmemesi gerekiyordan kastım şu. Siz sunucu modundayken bunu eklemeyeceksiniz. Çünkü sunucu modundayken bunlar Nginx'ten veyahut da Apache'den gelmeli. Ama biz şu anda statikte çalıştığımız için ve debug modda çalıştığımız için muhakkak bunları elle eklemiş olmamız lazımdı. Daha sonra for loop'umuzu yaptık. Burada cover image'ın birçok özelliği var. Biz bunun URL kısmını istedik. Yani tam path'ini istedik. Tam path'ini istediğimiz için de bu şekilde yazdık. Ve item'ın içerisindeki item instance'ın içerisindeki cover image'ın URL'ini getir dediğimizde buradaki sorunumuzu da çözmüş olduk. O zaman şöyle yapıyoruz. Bir ara veriyoruz. Ondan sonra saat 9'da yine devam ediyoruz. Saat 9'da görüşmek üzere.